Merhaba değerli izleyiciler. Gazeteci arkadaşımız İbrahim Gündüz'le birlikteyiz. İbrahim Gündüz 30 küsur yıllık bir Ankara gazetesi olmanın yanı sıra aynı zamanda Ordulu, Karadeniz'de yani fındık memleketinden. Şimdi Fatsalı, Ordu Fatsa. Ordu'nun ünlü Fatsa ilçesinden İbrahim Gündüz. Yani memleketi orası. Tabii Fatsa'nın şimdi çok büyük bir derdi var. Siyanürlü altın arama belası maalesef Fatsa'ya da sirayet etti AKP iktidarı döneminde. İbrahim, nedir bu Fatsa'nın siyanürlü altın madeninden sorunu, derdi? Nereden musallat oldu bu altın madeni Fatsa'ya, o güzelim Fatsa'ya? Bu aslında Fatsa değil, Karadeniz'in bir sorunu. Bunu anlaması gerekiyor artık insanlarımızın. Hı hı. İnsanlarımız zehirleniyor, topraklarımız zehirleniyor, ormanlarımız kesiliyor, fındık tehlike altında, hamsi tehlike altında. Neden? Bu kadar. Neden tehlike altında? Çünkü yani hamsi dediğin Karadeniz deyince hamsi. Evet. Karadeniz deyince fındık. Karadeniz deyince çay. Kestane balığı. Evet. Karadeniz. Evet. Şimdi neden bunlar tehlike altında? Siyanür. Şimdi ben mi? Şurada bak. Bu, nedir bu? Burada ne görüyorsunuz? Toprağa serilmiş ince ince borular değil mi? Evet, şey gibi. Yani damla sulama gibi. Damla sulama gibi. Bu hani en ekonomik sulama yöntemi. Şunu gösterelim istersen. Evet. Yakın plan. Evet, yakın plan. Yakın planı bu. Şu damla sulama. Damla sulama usulü, ama bu damla sulama değil bu. Nedir bu şimdi? Nedir bu? Siyanürle toprağın sulanması bu. Yani zehirle, siyanür zehriyle şu anda toprak, hem de çok geniş bir araziden bahsediyoruz. Yani şu anda 30 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda bu toprak yere seriliyor böyle. Üzerine ince borular döşeniyor. Bu borulardan toprağa verilen siyanürle toprağın içindeki altın, kum tanesi gibi düşün. Tamam. Altın, siyanürün özelliği o. Tamam. Siyanür topraktaki altına yapışıyor, aşağıya çekiyor, orada bir yerde havuzda toplanıyor. Tamam. Şimdi şu toprağın içinde altın cevheri mi var? Bu toprağın içinde altın cevheri var. Evet. Bu borularda da siyanür var. Evet. Bu siyanür akıyor. Bu toprağın içindeki altın cevherini emerek alıyor, havuza mı götürüyor? Evet. O içindeki altını alıyorlar. Sonra o havuzda da başka bir işletme yerine giderek içindeki altın şey yapılıyor. Evet. Damıtılıyor. Evet. Peki ne pahasına? Ne pahasına? İşte ne pahasına? Bu önemli olan bu Şabancığım bak. Hı-hı. Şimdi burada bu toprak 2000 dönümlük bir arazide şu anda çalışıyorlar orada. 2000 dönümlük evet, arazide. Fatsa'nın 10 dakika mesafede Fatsa'ya. Ya, 10 Vay dakika. Ya. Yani Fatsa. Madenden kuş bakışı Fatsa'yı görüyorsun. Hı hı. 2000 dönümde şu anda. 100 dönümde başladılar. 2000 dönümde bunu yapıyorlar. 100 dönümde başladı. Evet, 2000 dönüme. 20 kat büyüdü. 2000 dönüme çıkardılar. Bunu 4000 dönüme çıkarmak istiyorlar. 4000 dönüme. 2000 dönümden de 4000 dönüme çıkıyor. Evet. Peki ruhsat... Ve bunu 53.000 dönümlük maden için bu şekilde yani siyanürle altın maden 53.000 dönüm içinde ruhsatlandırma yapmış. 53.000 dönüm için ruhsat almış. Yapmış. Evet. Bu yani bu sistemi evet, araya evet. Maden yani, altın çıkaracak. Millet izlerse, biz izlersek birileri bunu yapacak. Yani ya arkadaş, Fatsa diye bir şehir kalmayacak. 120.000 insan yaşıyor. Ordu diye bir şehir kalmayacak. Ünye diye bir şehir kalmayacak. Bu kadar ne söylüyorum ben? Fatsa'nın nüfusu 120.000. Evet. Tamam, bizim Bafra büyüklüğünde aşağı yukarı. Fındık. Bak şimdi Şabancığım, bak şimdi buradan ne elde ediyorlar, bir de onu söyleyeyim tamam. Sana. Tamam. Onu yani neye karşılık bu zehiri karşılık? Bak şimdi yapıyor. Kestane ormanlarını kestiler. Fındığın toprağın derisini yüzdüler. Fındık bahçelerini tahrip ettiler ve tahrip etmeye devam ediyorlar. Sular vasıtasıyla Karadeniz'e ulaşıyor bu zehir. Hamsiyi zehirliyorlar. Denizdeki hamsi. Irmakları zehirliyorlar. Fatsa'nın içme suyu Elekçi Irmağı'ndan karşılanıyor. Bu maden zehirli tortularını, atıklarını Elekçi Irmağı'na deşarj ediyor. Of. Ve oradaki ırmağın suyu içme suyu olarak Fatsa'lar kullanıyor. Ya şaka değil, bu çok ciddi bir olay var Fatsa'da. Peki bu şey yani neden içme suyu ırmağına akıtılıyor bu zehir? Çünkü akıtmak zorunda, tutamaz. Şey yapamıyor, depolayamıyorlar mı? Tortuyu, atık zehirli tortuyu atık su olarak. Bir yere ya depolamak zorunda. Bak. Neden depolamıyorlar? Bak, depolayamaz. Mı? Depolasa o çöküyor barajlar çünkü. Bir süre sonra çöküyor. Bak bunun çok örneği var. En son Romanya'da Baia Mare diye bir madenin çökelti havuzu çöktü. Hı hı. 100.000 metreküp siyanürlü zehir suyu Tuna Nehri'ne boşaldı. Bundan 15 yıl önce oldu bu. Hmm. Ve büyük bir şehre felaketi yaşandı. Hatta
o Baye Mare madenini işleten şirket önceden burayı işletmek için ruhsat almıştı. Sonradan Romanya'daki büyük bir çevre felaketi yaşayınca buradaki ruhsat alanını Stratex İngiliz firmasına sattı. Bahar Madencilik ortağıyla beraber. Bahar yani, Madencilik kim? Türkiye'de bir vatandaşın. Bahar Madencilik adı altında bir vatandaşın. Stratex diye bir İngiliz firmasıyla birlikte şu anda bu buradaki bu işi yapıyor. Şimdi şunu demek istiyorum. Ne pahasına? Ben onu soruyorum. Ne pahasına? Ne kazanıyor? Türkiye buradan gelecek parayla bütçe açığını mı kapatacak? Yılda, ne yapacak? 5 yılda şuradan elde ettiği gelir 9.2 milyon dolar. Desen 10 milyon dolar da ya. Devletin elde ettiği gelir 5 yılda 10 milyon dolar. Bak, 10 milyon dolar. Evet, milyon dolar. Sana, yani evet. Yıllık mı 5 yıllık toplam? 5 yılda ya. Yılda 2 milyon dolar. Evet. Devletin elde ettiği gelir. Devletin elde ettiği gelir. Ya hadi 10 milyon dolar olsun. Milyar dolar değil. Değil ya, nerede ya? Değil. Bak şimdi. Peki ne pahasına yapıyoruz biz bunu? Firma ne kazanacak? Firma belki 100 milyon dolar kazanıyordur. 200 milyon dolar kazanıyor. Firma da %98'ini kendine alıyor. %2'sini bırakıyor. %2'sini, %3'ünü devlete bırakıyor. Ha, vay anasını be. Arada başka şeyler dönüyor mu bilmiyorum bak. Onu bilmiyorum. %5'i onu da birilerinin cebine gidiyor mudur acaba? Onu o ruhsatları verenlerin, verdirenlerin. Bu ruhsat nasıl veriliyor? Yani tarım arazilerinin ortasında. Kestane balı ordu için çok değerlidir biliyor musun? Kestane balı bugün Türkiye'de ordu bölgesinden sağlanır. Nereden sağlayacak arı bunu? Kestane ormanlarından sağlayacak. Hı. Şu siyanürlü altın madeni için binlerce kestane ağacını kestiler. Binlerce. Ve şu anda 5 yıl bitti. 14 yıl daha uzatmak istiyorlar. 14 yıl daha uzatacak. Ve 2000 dönümü 4000 dönüme çıkarmak istiyorlar. Yani binlerce daha kestane ormanını artı fındık ağaçlarını kesmek istiyorlar. Yani bu zehirli siyanürü şu anda 2000 dönümde yapıyorlar. 4000 dönüme çıkaracak. Evet. 4000 dönüm toprağı siyanürle zehirleyecek. Biz ona karşı mücadele edelim. 14 yıl daha yapmak istiyorlar. İbrahim, Allah aşkına bu ordunun siyasetçileri, milletvekilleri... Oraya geleceğim. Ne iş ama yapar? Ama önce şunu söyleme. Yarım kaldı, onu söylemek istiyorum. Hani ne pahasına dedik ya. Evet. 9.2 milyon dolar 5 yılda devletin bu madenden elde ettiği gelir. Komik para. Peki devlet, ne kaybediyor onu söyleyeyim ben sana. Bak şimdi. Dünyada üretilen fındığın 1 milyon ton fındık üretiliyor dünyada. 700 bin tonu Türkiye. 700 bin ton fındık üretiyoruz her yıl. %70'i Türkiye'de üretiliyor dünya fındık rekoltesinin. Bunun da %30'u 214 bin tonu Ordu'da. Yani Fatsa Ünye Havzası ağırlıklı olarak üretiliyor. Ve sadece Fatsa Ünye Havzası'ndaki yıllık üretim miktarı, bu Fatsa Ünye Havzası'nı öyle vurguluyorum çünkü bu maden Fatsa Ünye Havzası'nı etkiliyor. Fatsa Ünye Havzası'nda 107 bin ton yıllık fındık üretimi var. 107 bin ton. Fatsa Ünye arasında. Evet. Fatsa Ünye arası deyince aklıma o türkü geldi. Yeah. Ünye Fatsa arası Ordu'da kurulmuş. Yeah. Yeah. Şimdi aklıma şey kurdular. Yeah. Siyanür, zehir toprağı kurdular. Evet, zehir şeyi kurdular. Siyasi partiye gönül vermiş olursa olsun bütün hemşehrilerimizi büyük bir teveccühle karşılanıyoruz. Gerçekten ben çok mutlu oluyorum. Bir yandan da sorumluluğum, omuzumdaki yük de daha da fazla artıyor. Hiçbir zaman siyaset yapmadım. Belediyeye siyaset sokmadım. Belediye işi ayrı, siyaset ayrı bir şey. Fındığın ülkemize ihracat getirisi 2 milyar dolar yıllık. Ordu tek başına 700 milyon dolarlık bir katkı. Yani biz Ünye, Fatsa ve Ordu tek başına 700 milyon dolar yıllık. 5 yılda ne yapar? 3,5 milyar lira. Yani 3,5 milyar dolar, özür dilerim. 3,5 milyar dolar 5 yılda
fındığın Türkiye'ye getirisi. 3,5 milyar dolar. Ordu fındığını, evet. Sadece ordunun evet. fındığı. 3,5 milyar dolar 5 yılda. Peki ne kazanıyorsunuz burada? 10 milyon dolar. 10 milyon dolardı. Bak milyar dolar çok komik. Çok acı. Neden verilir bu? Verici. Yani bak artısı var. Bunu, bak, bu artısı var. Bunu yapmış. Bal üretimi 100 milyon dolar. Bal üretiminden yıllık yaklaşık evet 100 şimdi milyon dolar. Bu verdiğin rakamlar hakikaten insanın inanısı gelmiyor. Yani bunlara artısı var. Kividen 30 milyon lira. 30 milyon lira kividen elde ettiğimiz yıllık gelir. Ondan sonra bunun sebzesi, mevzesi, balık 40 milyon lira balıktan. Ya arkadaş bunların hepsini tehlikeye atıyoruz biz ya. Ne için ya? Bunları yapmak için bir ülke yöneticisinin, yerel yöneticilerin, siyasetçilerin beyinsiz olması lazım. Yani ben bilemiyorum. İhanet içinde olmak yani, lazım. Bak ben inan bilemiyorum. Yani ya böyle kelimeleri de şimdi biz bir mücadele içerisindeyiz. Herkesi kavramak istiyoruz. Yani biz herkesin gerçekleri anlamasını istiyoruz. Anlayacağını ümit ediyoruz. Anlıyorlar şu mı? Şu anda hiçbir bak parti şimdi, ayrımı yapmadan, bak evet, hiçbir parti evet. ayrımı yapmadan herkesi fasada herkesi kucaklayarak, orduda herkesi kucaklayarak bu işin önemine, dikkatini göstermek, önemini göstermek istiyoruz. Yani bakın kardeşim, ilçeniz, topraklarınız elden gidecek. Çocuklarınız burada yaşayamayacak. Bunu torunlarınız artık burada yaşayamayacak. Bu hale gelecek burası diyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Geçen bir kapalı toplantı yapılmış sivil toplum kuruluşlarıyla. Fatsa Belediye Başkanı da katılmış. İbrahim Ethem Kibar. Hangi partili İbrahim? AK Partili. Orada bir konuşma yapmış. %80 ben Ankara'ya gittim. MTA maden tetkik arama yetkilileriyle görüştüm. Ben %80 bu madenin zararlı olmadığı konusunda ikna oldum diye bir cümle kullanmış benim duyduğum. Valla ben gerçekten çok samimi bir çağrıda bulunuyorum. Çok samimi bir çağrıda bulunuyorum Sayın Başkan'a. Ya %80 neye ikna olduysa lütfen gelsin bizi de ikna etsin. Ben gerçekten ikna olmak istiyorum. Biz ikna olmak istiyoruz. Yani bu madenin %80 zararlı olmadığı konusunda Sayın Başkan ikna olduysa lütfen bizi de ikna etsin. Ben ikna olmak istiyorum. Bak ben rakamlarla konuşuyorum, görsellerle konuşuyorum. Bir süredir bunun mücadelesini veriyoruz, anlatıyoruz. Çok net ortada ya. Ya siyanürü bir tarafa bırak. Ormanların gidiyor kardeşim, ormanların. Orman yoksa bir ülkede hayat yok. Denizlere hayat veren nedir biliyor musun Şaban? Bunu çoğu insan bilmez. Denizler ırmaklardan hayat alır. Irmaklar yoksa deniz yok. Yani ırmaklar yoksa denizlerde hayat yok. Çünkü bütün o yaşam, bütün o balıkları evet, besleyen mikroorganizmalar, akarsularla gelen ormanlar, ormanlardan denize akıtır. Bütün ırmak ağızları, bütün okyanuslarda ve denizlerde ırmak ağızları çok değerlidir. Çok, evet, çok, çok canlıdır. Bu Karadeniz için de geçerli. Biz şimdi Fatsa'nın bir ırmağının ırmağından oraya zehir gönderiyoruz. Bunun şakası yok. Peki Fatsalı ordulu siyasetçilerden duyarlılık görüyor musunuz İbrahim? Hani ayırmıyorum CHP'li. Ben de ayırmadan söylüyorum. Diye. Maalesef bak. Yani maalesef, ya evet buna karşı mücadele edelim. Önleyelim şu katliamı diyen iktidar var mı? Milletvekilleri bu tür konularda her zaman olduğu gibi seslerini çıkarmıyorlar. Çünkü biz iktidardayız. Aman işte biz yönetimdeyiz zaten. Zaten bizim hükümetimiz veriyor bu izinleri falan diyor. Yani aman biz de üzülüyoruz ama bunu söyleyenler var. Hükümetimizle de üzülüyoruz ama ya üzülüyorsan kardeşim senin memleketin ya üzülüyorsan sesini çıkar. Evet. Yani sesini çıkar. Yok üzülüyoruz ama biz şimdi şey yapmayalım ya işte biz de üzülüyoruz ama falan. Gelelim muhalefete. Evet. Muhalefet partilerin milletvekillerine de doğru düz bir ses çıkmıyor. Acı olan da o. Biz de bu kahrediyor. Şöyle diyenler var biliyor musun? Biz o maden açılırken geldik orada mücadele ettik. Ama köylüler topraklarını sattı. Bazı köylüler topraklarını sattı o maden açılırken. Madencilere. Ha. Yani yapacak bir şey yok. Onlar satmasalardı. Ya böyle bir şey olabilir böyle mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani onlar sattı. Hani görsünler belalarını gibi. Böyle bir yaklaşım olamaz Şabancığım. Şabancığım bak. Köylüler ne olduğunu anlayamıyor. Benim aklıma geliyor niye evet. seslerin çıkmadığı da. Ben bir düşünce tahmin biraz olmuştum. Da şu var. Neden sesler biraz çıkmıyor? Da şu var. Hani biz
sanayicilere veya ne denir ona, iş adamlarına karşı değiliz imajını mı vermek istiyorlar acaba? Bu iş adamı değil ki, bu bölgeyi zehirliyor, katliam yapıyor. İşte yani onu bu diyorum, başka, bu o değil artık yani. Geliri de yani kötülüğü çok daha fazla. Ülkecin ürettiği katma değer de 5 yılda 10 milyon dolar diyorsun, komik. Öbür tarafta 3,5 milyar dolarlık fındıktan olacaksın. Evet. Çaydan olacaksın. Getirisi çok daha deniz ürünlerinden olacaksın. Ya Şabancığım bak. Başka meseleler var. Başka meseleler vardır. O İngiliz şirketi o ruhsatı alırken bu potansiyel itirazların çıkacağını düşünerek peşin peşin bir takım yerlerin susturulması için gereken girişimleri yapmıştır. İnan bilemiyorum Şaban ama biz çok üzülüyoruz bu duruma. Biz Fatsa Doğa ve Çevre Derneği kuruldu. Bunun için mücadele ediyoruz. Burada şunu unutmadan hemen söylemek istiyorum. Bakın biz demokratik mücadelemize, ben gazeteciyim, bir gazeteci olarak mücadele ediyorum. Hı hı. Bak, burada gazetecilik yapamadım. Biraz okuyup yazayım kendimi, işte kitap bitap falan, biraz ona zaman ayırmak istedim ama birdenbire burada bulduk kendimizi. Çünkü memleketimiz elden gidiyor. Baba toprağı. Evet. Baba toprağı. Memleketimiz elden, ata toprağımız elden evet. gidiyor ya, bunun şakası yok ya. Girdik bir vatan borcu olarak, gidiyoruz, geliyoruz, tamamen kendi cebimizden ödeyerek... Orada Fatsa'mızı korumaya çalışıyoruz. Ordumuzu korumaya çalışıyoruz. Tamamen gönüllü olarak. Dernek kurduk. Çok değerli arkadaşlar. Mesela ben bir Zeki Odabaşlı dernek başkanı. O da Fatsa'nın bir evladı. Onun için derneğin başkanı. Hı hı. Alaaddin Yılmazer. Bu pırıl pırıl bir arkadaşımız. ODTÜ mezunu. Orada fındık bahçelerini korumaya çalışıyor. Enerji mühendisi bir çocuk. Ne güzel. Pırıl he. pırıl bir çocuk. Çok yardımcı oluyor. Eren Atasoy. Çok değerli bir arkadaşımız. Kardeşim Nur Hilal Gündüz. Avukat Fatsa'da işini gücünü bıraktı, bununla ilgileniyor. Yapıyor. Bunlar sadece Fatsa'yı korumaya. Çok daha fazlaları var. Şimdi ben hani zaman almak istemiyorum. Çok demokratik mücadelemizi ve toplantılar yapıyoruz. Halkı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. İşte ben haberler arkadaşları, haberci arkadaşlarımı şey yapıyorum, senin gibi arkadaşlarımızın desteğiyle böyle televizyonlarda haber yaptırmaya çalışıyoruz. Videolar biliyorum. Hazırlıyoruz. Hı-hı. Onları yayınlatmaya çalışıyoruz falan. Bir de çok değerli bir çalışma yaptık. Değerli bir çalışma yapıldı. Nedir o? Şimdi hep şunu diyor bu tür altın üreticileri, bu tür firmalar. Dünyanın her tarafında öyle. Yok canım, ne alakası var? Biz hiçbir zararımız yok. Evet. Hep bu masal anlatırlar. Hep bu masal anlatırlar. O asit havuzları çökene kadar, çöktüğü zaman bir şey diyemezler de ama çökene hep bu masal anlatırlar. Çünkü bunun sonuçları 5 yıl sonra çıkıyor Şaban. 10 yıl sonra çıkıyor ama çok ağır çıkıyor. Çok ağır. Onlar da işini bitirmiş oluyor. Orman tahribatı, fındık bahçesi tahribatı hemen çıkıyor da ama esas ağır tahribat kalıcı o tahribat. Zararlı metallerin, o zehirin insanların besin zincirine girmesi, çocukların ve insanların vücuduna girmesi 5 yıl 10 yıl sonra çok ağır çıkıyor. Biz bunu Çernobil'de yaşadık. Şimdi burada yaşamak istemiyoruz. Şimdi mücadelemiz bu. Bunun için biz maden bölgesinden, madenin dibinden, ırmaktan, denizin örnekler alarak dünyanın çok saygın bir analiz kurumu var. Dünya çapında otorite Kanada'da. Kanada. Oraya gönderildi. Kanada ama bu altın arama firmalarının merkezi falan. Kanadalı var. Firmalar daha çok dünyada. Amerikalı firmalar var, Kanadalı firmalar var. Hı-hı. Yani neden ona bir olabilir bir şey demiyorum ya, olabilir ama bu... Geldi mi o tahlil sonucu Kanada'ya giden? İlk tahlil sonuçları geldi. Bu kurum çok ünlü. Otorite yani. Kendi evet. alanında otorite. Onun için gönderildi. Bu işi yapan arkadaşlar bilimsel arkadaşlar. ve bunun sonuçlarını 15 Mart tarihinde Fatsa'da geniş çaplı bir basın toplantısıyla açıklayacağız. Biz inanıyoruz ki o basın toplantısından sonra bu madencilikte, bu vahşi madencilikte, bu ormanlarımızı, tarım alanlarımızı, fındık bahçelerimizi, zeytinliklerimizi yok eden bu vahşi madenciliğin de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye düşünüyoruz. İnşallah. İlk gelen şeyler çok dehşetengiz. İlk ön rapor. Evet, ön rapor çok dehşetengiz. Şimdi o arkadaşlar o raporun yazımını yapıyor. Çünkü onlar teknik olduğu için onların raporlandırması gerek. Onun çalışmalarını yapıyorlar. Ve o yayınlandığı zaman biz yanıyoruz ki artık İnşallah. Çok daha sağlam duracağız. Başta ordu ve sonra Türkiye kamuoyu ayağa kalkar da. Bu çünkü bu sadece Fatsa'yı ilgilendirmiyor. Bu Kaz Dağları'nı da ilgilendiriyor bu rapor. Çıkacak rapor. Bu Samsun'daki Kavak'ta, Havza'da yapmak istedikleri altın madeni de ilgilendiriyor. Bu Türkiye'deki bu türden vahşi madencilik alanı. Kaz Dağları'nda da. Şu anda yine başladı orada. Evet, ya Şaban bak. Şurada bir şey daha göstereceğim. Bak unutuyordum az kalsın. Bak bu Uşak. Uşak'taki altın madeni. 14 yılda gelinen nokta bu. Ormana nasıl vahşice katlediyorlar. Tamamı yani. Değil bak bu tamamı değil ha.
Uşağın dörtte biri gitti. Bak Uşağın dörtte biri. Bu Uşak'ta. Biz çok üzülüyoruz bu duruma. Fatsa'nın bu duruma gel. 300 metre derinliğinde bu çukur. Of. 300 metre. Evet. 300 metre derinliğinde. Evet. Bilmem kaç futbol sahası büyüklüğünde çok geniş. Uşağın dörtte biri ya. Uşağın dörtte biri şu anda bu altın madeninde feda edildi. Şimdi bak. Sen neyi neye karşı feda ediyorsun? Önemli olan bu. Sen Karadeniz Türkiye'nin yeşil kuşağı, Karadeniz Türkiye'nin üretim havzası, Karadeniz Türkiye'nin su havzası, Karadeniz Türkiye'nin oksijen havzası. Kültürü, sen Karadeniz'i kimliği, nasıl bu şekilde yok şeyi. Edersin arkadaş ya? Nasıl yok edersin ya Karadeniz'i? Şu Fatsa şu hale getirilmek isteniyor işte. Fatsa bu hale getirilmek istiyor. Biz de buna karşı mücadele ediyoruz. İbrahim kolay gelsin. Bütün şeyimiz seninle. Zaten ben de Karadenizliyim. İnşallah bu şey mücadeleden galip gelirsin. Gelirsiniz. Geliriz. Geliriz hep evet. Beraber. Türkiye için bu. Türkiye için. Evet Türkiye için. Çocuklarımız için. Ülkemizi bu siyanür belasından, katliamından kurtardık. Vahşi madencilik. Vahşi madencilikten kurtardık. Üçüncü dünya ülkelerinde bile artık yapılmayan, uygulanmayan evet. Madencilik teknikleri bugün Türkiye'de uygulanıyor. Buna duyarsız kalan siyasetçilerin de yani Allah cezasını versin diyeyim, belasını demeyeyim. Tabii ama önce halkın uyanması lazım. Orduların uyanması lazım. Türk halkının uyanması lazım. Ve ben bunu önlemeyen, buna ses çıkarmayan siyasetçileri iktidarıyla muhalefetiyle yani gömsünler, tasfiye etsinler. Yani hakikaten felaket bir şey. Yani bu sessiz nasıl bir sessiz şey kalınabilir? Yani sessiz şimdi ben ordu milletvekili olsam, ya bak sen işte ordulu bir vatandaşsın, gazetecisin. Nasıl çırpınıyorsun aylardır? Çırpınıyorsun. Ben... Geçen ya ordu milletvekilleri önce, ne iş yapar Allah aşkına? İki hafta önce bir milletvekiliyle havaalanında karşılaştım. Ordu havaalanında. Gittim yanına dedim ki, isim vermeyeceğim. Verme. Dedim ki, sayın vekilim dedim, şu sosyal medyada paylaştığım her şeyi bütün milletvekillerinin WhatsApp hesaplarına gönderiyorum. Videoları da, yazıları da her şeyi gönderiyorum. Hı. Hepsinden haberleri var. Dedim ki, sayın vekilim neden sessiz kalıyorsunuz dedim. Ne dedi? Baktı bir. Ya biz dedi açılırken dedi çok şey yaptık dedi mücadele ettik ama dedi orada sattılar topraklarını dedi orada köylüler dedi yapacak bir şey yok dedi. Aynen bunu söyledi. Gitti. Git durmadı yanımda. Yazıklar olsun. Ya bu yazıklar ben yani bu söyleyecek laf mı ya? Bak Şaban köylüler, köylülerimiz, vatandaşlarımız olayın bilincine varamadılar. Altın maden açıyoruz. Çocuklarınız iş sahibi olacak. Sanki küp küp çiçeği altın çıkaracaklar. Ya bunları dağıtacaklarmış. Havası yarattılar. Tabii kim yarattı? Ya. Bak vali, kaymakam, belediye başkanı, jandarma komutanı. Bütün devletin güçlerini onları ikna etmiş için kullandılar. Muhtarları kullandılar. Okul getireceğiz köyünüze. Köyünüze işte şunu yapacağız. Güzel, yol getireceğiz. Güzel okul yapacağız. Yani çocuğunuzu işe alacağız. Buraya başınıza devlet kuşu göründü. Havasıyla gittiler oraya. 5 yılda Batsalı şu anda ne olduğunu gördü, biliyor. Batsa'da bugün bu konuyu konuşmayan kimse yok. Herkes de içi kan ağlıyor. Hı. Artık insanlar bunun farkına vardı. Demek hani bir musibet yaşamamız gerekiyormuş. Evet. Aha. Biz şu anda bu musibeti yaşadık. Ama bu musibetin daha fazla Fatsa'yı zehirlemesini, yok etmesini istemiyoruz. Buna göz yumamayız. İbrahim çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İnşallah mücadelemiz hep birlikte başarıya ulaşır. Değerli izleyiciler hakikaten ya bir siyasetçi, bir yöre milletvekili bu katliamı, bu rezaleti görür de nasıl ses çıkarmaz, nasıl itiraz etmez, neden etmez acaba? Bunu lütfen düşünün. Bir şey, yani ben biliyorum neden etmediğini de siz de düşünün. Hani düşünürseniz anlarsınız. Niye itiraz etmez? Yani bu ruhsatı alırken bu yabancı firmalar altın araba ruhsatını alırken bir takım yerleri hani yemliyorlar filan muhtemelen. İşte itirazlar olmasın, işte yerel halk direnişi örgütlenmesin diye herhalde bir şeyler de yapıyordur yani bu işleri yapanlar. Vatandaş Allah kahretsin, düşmedikten Allah kahretsin, sonra bu siyasetçiler harekete geçmeye ben bunu görüyorum artık. Evet. Hani gazeteciliğim tecrübesinden de bunu edindim. Vatandaş ortalığa düşmedikten sonra siyasetçiler maalesef film izler gibi izliyor. İşte maalesef. Maalesef çünkü siyasetçiler bir şekilde o kirli işleri yapanlarla bir noktada buluşuyorlar İbrahim. Yani o da gazetecilik tecrübesi. Hepsi demeyelim yani. De bazılarının olduğu muhakkak yani. Olduğu muhakkak. Değerli izleyiciler bu konuda bu yani siyanürlü altın arama ve bu katliam konusunda sizlerin de duyarlılığınızı biliyoruz. İbrahim Gündüz'e ve Fatsa halkına ve genel olarak Ordu halkına
ordulara yani kolaylıklar diliyoruz. İnşallah bu şeyden, musibetten bir an önce kurtulursunuz. Türkiye böyle. Olarak kurtulmamız Türkiye. Lazım. Bu evet. Türkiye meselesi. Evet. Efendim izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen Bizim TV kanalına YouTube'da ücretsiz abone olmayı unutmayın. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.